Kyoto Yodabaşı kameradan herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber kameraların ve 2024 fiyatlarını hep beraber inceleyeceğiz. Onun için hiç zaman kaybetmeden başlıyoruz. Evet, burada da Lovot 2 denildikleri evcil robotlar. Sizleri ilgilendiren kamera alanından başlayalım. Şu anda Lumix S1 kamera, fiyatları da aşağıda. 385 bin yen'den 224 bin 770 yen arasında değişiyor. Fiyat farkının sebebi de üzerindeki lenslerle alakalı. Burada da Sigma'nın 1.4 lensi, geniş açı, balık gözü 14 mm, 220 bin yen. Uzun lensler 100-400, 5.6 diyafram, 118 bin yen. Şu andaki fiyatlar bu şekilde: 20 bininden 24, 28, 35, 35, 50, 70, 85, 105 ve telelens. Fiyatlar şu anda bu şekilde. 2024 fiyatlar. Evet, Lumix'in diğer bir alanı GH6, 236.610 yen'in 110.860 yen. Evet, Lumix'in bir diğer, evet, DC S5 MX2X. 274.000 yen, 305.000'den 333.000 yen arası fiyat farklılıkları var. Az önce de belirttiğim gibi lenslerle alakalı. Lumix S5 179.000 yen'den 217.000 yen arası. Evet, S5-2 da 247.000 yen'den 299.000 yen arası, güzel insanlar. Bu da şu anda gördüğümüz G9-2 serisi, 230.000 yen'den 303.000 yen arası. Evet, GH5 2 serisi 190.000 yen, 165.000 yen arası. Son olarak da bu genel anlamda herkesin kullanabileceği amatör kamera, turistlerin kullandığı 84.000 yen'den 79.000 yen arası. Evet, Lumix tarafı bu şekilde. Evet, Canon'un EOS R8 adlı yeni kamerası 4K 264.000'den 293.000 yen. Sony'nin 7C Alpha serisi 229.000 yen'den 254.000 yen. Evet, Fuji severler, burası sizleri ilgilendiriyor. İşin açığı söylemek gerekirse beni de ilgilendiren yerlerden bir tanesi. Flash 2 almayı düşünen birisi olarak şu andaki Japonya fiyatları bu şekilde. 306.000 yen'den 383.000 yen arası fiyatları mevcut. 150'ye 500 milim lens de 184.000 yen Tamron'un. Fuji'nin kendi lensi 225'e 900 milim, o da 314.600 yene denk geliyor. 50'ye 140 milim 2.8 diyafram açıklığı 251.900 yen. Evet, burada da XT5 şu andaki fiyatı 298.000 yen, %10'da indirim var. Burada da Fujifilm'in XS20 serisi 47.300 yen ve diğer lenslerin fiyatında bu şekilde gördüğünüz gibi, güzel insanlar. Reyonumuzda sadece lenslerini görüyoruz. Fiyat aralıkları gördüğünüz gibi bu şekilde. Canon'un lensleri de, indirimli lensler de burada gördüğünüz gibi, güzel insanlar. Canon'un EOS 1DX sürümü buradaki fiyatı 957.000 yen. Canon R3 de 858.000 yen. Oldukça pahalı. Canon'un 6D Mark II fiyatı da 214.500 yen. 5D Mark IV de 396.000 yen. Şu anda da %10 indirimli. R5 572.000 yen fiyatı var. Hangi serisiymiş? EOS C serisi 693.000 yen. Evet, burada da Nikon'un lens ve kameraları 429.000 yen. Z7-2 serisi, Z6-2 serisi de 363.000 yen. Lens 287.000 arası.
Nikon Z50'de 169 bin yenden 136 bin, 119 bin yen arasında. Canon'un diğer arka reyonunda da EOS R10 132 bin yenden 148 bin yen, 181 yen, 181 bin yen arasında. EOS'un R7 serisi de 203 bin yenden 253 bin arası. EOS RP'de ki fiyatları da bu şekilde. Sony kısmına geldik. Sony'nin de Alfa 6700, 118 bin yenden 262 bin yen arası, %10 indirimli. Alfa 7 serisi 284 bin yenden 306 bin yen arası. Burada da Sigma'nın lensleri, fiyat aralıkları gördüğünüz gibi. Alfa 7 serisi ve 7R serisi 207 bin yen. Evet, Blackmagic'in fiyatı da 409 bin yen. Bir diğer kısmımız GoPro, aksiyon severler. GoPro'nun fiyatları da 47 bin yen, 52 bin yen, 63 bin yen arasında. Hero 10, Hero 11, evet fiyatlar bu şekilde. Bir de Hero 12 fiyatları da 69 binden 105 bin yen arası. Evet, gelelim DJI Osmo kısmına. DJI Osmo Action 4 69 bin yen, 69 bin yenden 53 bin yen arası. Osmo Action 3 52 bin yenden 36 bin yen arası. DJI Osmo Pocket'ın yeni serisi 96 bin yenden 74 bin yen arası. Son olarak da DJI Action 2 49 bin yenden 38 bin yen arası, güzel insanlar. Evet, şu anda da Insta360 Go 3 ve AC Pro serisi 68 bin yen, 60 bin yen, 67 bin yen arasında. Son olarak da drone severler ve gimballerin olduğu yer, herhalde en pahalı seri bu seri, 3 Pro adlı serisi 261 bin yen, 352 bin yen, 471 bin yen, 560 bin, 3 bin yen, oldukça pahalı ama üzerinde Hasselblad kamera var. Diğer serisi DJI Air 3, 165 bin yenden 187 bin yen arası. DJI Mini 2 SE ise 53 bin yenden 75.350 yen arası. DJI Mini 4 Pro ise 106 bin yen, 128 ile 158 bin yen arası. Burada aynı ürünün değişik fiyatlarda olmasının sebebi de içerisindeki bulunan kitler. Telefon gimbali DJI Osmo Mobile'ın 19.470 yen. Evet, az önce görmüştük zaten DJI Action 2. DJI'nin RS3 Mini fiyatı 45.200 yen. Ve DJI RS3'ün Pro kombosu da 123.200 yen. Ha, bu arada da DJI Mini 3'ün fiyatı da 94 bin yenden 111 bin yen arası. Evet, son olarak da DJI ve Moza, Biotech ve evet Manfrotto'nun olduğu, gimballerin olduğu yer 69.200 yen, 66 bin yen. RS3 serisi, RS3 Mini serisi ise 46.800 yen, RS3 Pro ise 99 bin. Evet, Biotech 45.300 yen, 98 bin yen arası. Şu anda en uygun Moza'da, evet Moza gözüküyor. 36.800'den 54 bin yen, 64 bin yene kadar çıkıyor. Evet, son olarak da Manfrotto'nun gimbali 88 bin yen, güzel insanlar. Evet güzel insanlar, Yodobashi kamerada 2024 fiyatlar bu şekilde. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.